Merhaba arkadaşlar, devam ediyoruz temel hukuk kavramlarına. Burada ilk bakacağımız konu başlığımız hukuk kurallarının temel nitelikleri olacak. Yani hukuk kurallarının temel özelliklerini burada sayacağız ki hukuk teorisinde 5 tane temel nitelik özellikten bahsediyoruz. Bunlar genellik, süreklilik, soyutluk, kişilik dışı olma ve yaptırıma dayalı olma oluyor. Yani bir hukuk kuralında bu sayacağımız 5 tane özellik bulunmak durumunda. Genellik dediğimiz durum hukuk kurallarının herkes için geçerli olması, bu kuraldan ayrıcalıklı bir kişi, sınıf veya zümre bulunmaması. Süreklilik dediğimiz durum ise hukuk kuralının yürürlüğe girdiği tarihten yürürlükten kalkacağı tarihe kadar uygulamada kalması. Soyutluk dediğimiz durum ise arkadaşlar Hukukta olaylar somuttur ama tek bir somut hukuki olay bu olay değildir. Buna benzer bununla paralel bir sürü ve bir sürü hukuki olay yaşanmaktadır. O yüzden bu somut olayı ve diğer tüm somut olayı tek bir kuralla düzenlemek gerektiğinden dolayı ilgili hukuk kuralı olayın çok detayına inmeden bütün olayları kapsayacak şekilde yüzeysel de diyebiliriz bir anlamda düzenlemesi soyutluk dediğimiz durum olarak karşımıza çıkıyor. Ki bu çerçevede hukukta bunun faydası şudur. Bir kural ile benzer tüm olaylar düzenlenmiş olur. Mesela kanunu açıp mesela ceza kanunu yaralamanı nedir diye baktığımızda yaralamanın doğrudan bir tanımının olmadığını görürüz. Çünkü hukuk sistemi ve bütün bireyler biliyor ki bir kişi bir kişiyi yaraladığında ve bir birey ona baktığında buna herkes yaralama diyecektir. Kalkıp da hukuk sistemi kişinin kişiyi bıçakla işte yaralaması yaralamadır. Kesici, delici başka bir aletle yaralaması yaralamadır. Veya baktığımızda kişiyi bir yerden iterek düşmesine sebebiyet vermeye yaralamadır. Veya baktığımızda farklı yöntemlerle tek tek yaralamanın ne olduğunu sayma lüksü yoktur. Çünkü yarın bir gün bir kişi bir kişiyi öyle bir şekilde yaralar ki kanunda bunun açıklaması bulunmayacaktır ve o olay o kuralın dışına kalacaktır. O yüzden benzer tüm olayları düzenlemek maksadıyla hukuk kuralı genel çerçeveden bir düzenleme yapar ve olabilecek ve olan tüm olayları kendi bünyesine alır. İşte verdiğimiz örnekte olduğu gibi kanun açıp bakarsak yaralamanın ne olduğuna dair böyle bir tanımlayıcı ifadeyi biz kanunda göremeyiz. Yaralama suçtur. Ha, türevleri vardır. Şöyle yaralama, böyle yaralama vesaire. İşte en basiti kasıtla yaralama, taksirle yaralama gibi vesaire. Bunun ayrıntıları vardır ama tam olarak yaralamanın ne olduğu kanunun herhangi bir noktasında belirlenmemiş ve yazılmamıştır. İşte bu şekilde yüzeysel bir düzenleme yapma haline soyutluk adını veriyoruz. Kişilik dışı olma dediğimiz durum ise hukuk kurallarının hiçbirinde senin, benim veya bir başkasının ismi, cismi üzerine düzenleme yapılmamaktadır. Sanki bireylerden ayrıca hukuk kuralı genel bir düzenleme yaparak ilgili kural ile benzer tüm kişileri düzenlemeye çalışmaktadır. Buna da kişilik dışı olmadığını veriyoruz. Peki bunun hukuktaki faydası nedir dediğimizde? her bir kişi için ayrı ayrı mevzuat geliştirilmeyip herkese veya ilgili kişilere yönelik onları kapsayan genel bir düzenleme oluşturarak tek bir kural ile benzer tüm kişiler düzenlenmiş oluyor. Bu da kişilik dışı olmanın hukuktaki faydası olarak karşımıza çıkıyor. Mesela bir atama sürecinde ilgili bakanlık atama yaparken ne yapmıyor? Tek tek atanmaya aday olan bireylere ayrı ayrı düzenleme getirmiyor bir tane yönetmelik çıkarıyor ve orada diyor ki şu 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 şartları taşıyan kişiler bu atamaya başvuru yapabilir. Ne yapmadı? Kişilerle alakalı ayrı ayrı düzenlemeye gitmedi. Tek bir yönetmelik, tek bir kural yapısıyla herkesi düzenlemiş oldu. Buna da kişilik dışı olma adını veriyoruz. Tabii bunlar biraz karışmaya başlamıştır şu an. Bir daha dönüyorum. Genellik dediğimiz durum herkesin kapsamını al, e, kanunun herkesi kapsamına alması, bu kanun acıklı bir kişi, sınıf veya zümre olmaması. Soyutluk bir kural ile benzer tüm olayların düzenlenmesi. Kişilik dışı olma dediğimizde de baktığımızda bir kural ile herkesi düzenleme noktasının ortaya konması oluyor. Aradaki temel ayrımlar bu şekilde arkadaşlar. Biraz da genelde arkadaşlarla gözlemimiz durum genellikle kişilik dışı olma biraz karışır gibi duruyor. Hemen ayrımını yapalım. Hukuk kurallarının herkes için geçerli olması, ayrıcalıklı bir kişi, sınıf veya zümre bulunmaması genellik. Aslında burada eşitliğe vurgu yapılıyor. Herkes o kurala tabi olacak. Herkes bunun yaptırımı varsa ona maruz kalacak. Veya herkes bir hak kazanı varsa herkes bu hakkı kazanacak. Genellik. Soyutluk dediğimizde ise pardon kişilik dışı olma dediğimizde ise hukuk kuralının tek tek kişiler için değil herkesi kapsayacak şekilde düzenlemesi ve tasarruflu davranılması. Yani genellik eşitliği, adaleti sağlıyor. Kişilik dışı olma ise baktığımızda tasarruflu olmayı sağlıyor. Peki soyutlukla kişilik dışı olmayı karıştırıyorsak bir kural ile her bir olayı düzenleme soyutluk, bir kural ile benzer tüm kişileri düzenleme kişilik dışı olma dediğimiz durum oluyor. Ve son hal yaptırıma dayalı olma dediğimizde arkadaşlar ilk başlardaki konularımızda bahsettik. Hukuk kurallarının 5 farklı yaptırımı vardı. Eğer kurala uymazsan sana ilgili uymama haline göre ilgili yaptırım uygulanacak. Yaptırıma dayalı olma neyi sağlıyordu? Bireylerin o kurala uyma eğilimini arttırıyordu. Bunlar hukuk kurallarının temel nitelikleri olarak karşımızda bulunuyor arkadaşlar. Geldik hukukun temel görevlerine. Hukukun temel görevleri dediğimizde hukukun varlık sebebi ve bununla ilgili görevleri nelerdir buna bakacağız. Hukuk teorisine baktığımızda şu görevler sayılıyor. Hukuk sistemi toplumda adaleti sağlar. Yani hakkaniyete adalet dönük uygulamaları hukuk sistemi sağlar ve bu şekilde de bireyler arasında haksızlığın önüne geçmiş olur. Toplumda barışı sağlar baktığımız zaman toplumda barışı sağlar derken de farklı kişi grupları arasındaki veya bireyler arasındaki çatışmayı önleyici düzenlemeleri barındırır ve oluşturur. Ve böylece toplumda barış sağlanmış olur. Toplumda hukuki güvenliği sağlama dediğimizde daha sonra yine konuşacağımız konular arasında bize devletin anayasa ve kanunları vasıtasıyla verdiği bir takım hukuki güvenciler var. Mesela polisin durduk yere kişinin evinde arama yapamaması veya bir mahkemenin herhangi bir gerekçe olmadan anayasada ve kanunda belirtilen şartlar dahilinde kalkıp kişiyi işte özgürlüğünden alıkoyamaması gibi haller hukuki güvence dediğimiz durumlardır. Hukuk bir taraftan da bize bu güvenceleri sağlıyor. Yeni oluşum ve gelişmelere cevap verme dediğimiz durumda hatırlarsak önceki konularımızda tabi hukuk diye bir hukuk türü vardı. Ne oluyordu? Belli gelişmeler yaşandıkça hukuk kuralları vasfını yitirmeye başlıyordu. Ve hukuk kurallarının da yeni oluşuma gelişmeye cevap vermek maksadıyla tekrar düzenlenmesi gerekiyordu. İşte buna da olması gereken hukuktur diye tabi hukuk adı altında bir ifade kullanıyorduk. İşte burada tabi hukuk atıfta bulunuyor. Hukuk kuralları sabit kalmamalı. Yeni oluşuma gelişmelere cevap verecek değişiklikleri barındırmalı. Bu da yine hukukun diğer bir temel görevi oluyor. Bunları saydık ama şu adalete tekrar bir dönmemiz gerekiyor. Adalet dediğimiz durum bireyler arasında hakkaniyetin, adaletin sağlanması. Ancak şunu unutmuyoruz ki hukuk eşitliği sağlamayı amaçlamayacak hiçbir zaman. Hatta bu direkt eşitlik olmayacak. Mutlak eşitlik dersek daha doğru olacak. Şöyle ayrımını yapalım. Baktığımızda adalet sağlanacak dediğimiz noktada bireyler arasında bir takım eşitsizlikler vardır ve hukuk kuralları eksikte kalan kişiye bir takım haklar ve uygulamalar getirerek kişileri aynı seviyeye çıkarmaya çalışıyor. Bunu toplumda adaleti sağlama diye ifade ediyoruz. Diğer bir ifadesi de eşitlik diye söylenebilir. Yani hukukta buradaki konumuzda veya herhangi bir konumuzda hukuk adaleti sağlar deyince doğru kabul edeceğim. Eşitliği sağlar deyince yine kısmen doğru bir anlam çıkacak. Çünkü eşitliği sağlamaktan kasıt adalettir. Ama mutlak eşitliği sağlamak deyince bu hukuk sistemi kapsamında hukukun sağlamaya çalıştığı bir durum olmayacak. Örnekleyelim mesela. Düşünelim ki aynı iş yerinde çalışan iki kişi var. Birisi günlük 10 saat çalışıyor, diğeri günlük 8 saat çalışıyor. Biz neyi bekleriz? Hakkaniyet, adalet, eşitlik gereği baktığımızda 10 saat çalışanın daha fazla maaş ödeme almasını, 8 saat çalışanın daha az veya standart bir ödeme maaş almasını bekleriz. Ki ülkemiz hukuk sistemi de buna dayalıdır. Daha fazla emek sarf ediliyorsa, çalışılıyorsa daha fazla maaş ve ödeme alınır. İşte bu eşitliği sağlamak diyebileceğimiz durum, adalet sağlamak diyeceğimiz tam bir durum. Ama mutlak eşitlik deyince anlam şuna dönüyor. Bu verdiğimiz örneğe dönüyorum geri. Birisi 8 saat çalışıyor, diğeri 10 saat çalışıyor. Kim ne kadar çalışsa çalışsın aynı ödemeyi maaşı alsın demek mutlak eşitliği sağlamak anlamına geliyor. Ve bu gördüğümüz gibi hakkaniyetli, adaletli bir durum değil. 10 saat çalışanın günahı neydi değil mi? O yüzden biz burayla veya diğer konularla alakalı adaleti sağlar hukuk sistemi deyince doğru. Hadi kısmen de olsa eşitliği sağlar deyince yine doğru alacağız. Ama mutlak eşitliği hukuk sağlamaya çalışır. Burada mutlak eşitlik olmalıdır dediğimizde bu ifade yanlış olacak. Özetle hukuk mutlak eşitliği sağlamıyor. Eşitlik veya adaleti sağlamaya çalışıyor. Hukukun temel görevleri kapsamında da içeriğimiz bunlar oluyor arkadaşlar. Gelelim diğer bir konu başlığımızda. Hukukta yorumlama konusuna bakıyoruz şimdi. Yorumlama dediğimizde Hani okuduğun cümleyi yorumlarsın ya çıkardığın sonucu değerlendirirsin. Aynı şey aslında. Bir kanunu açtın. Kanundaki bir maddeye yani cümleye baktın. Okuduğunda ne anlıyorsun? Yaptığın yorum nedir? Aynı şey hukuktaki yorumlama dediğimiz durum olarak karşımızda şu an bulunuyor. Ki baktığımızda ilk yorum türlerini gözden geçireceğiz. Hukukta, bu da üstünü çizmişim gibi oldu. Bir daha çizeyim şöyle düzgünce. Yorum türleri dediğimizde hukuk kurallarının ilgili organlarca yorumlanmasına bakacağız. Bakıyorum yasama yorumu dediğimde yasama organının bir hukuk kuralına ilişkin yapacağı yorumdur. Yani yasama organı daha sonra detayla konuşacağız. Devletlerin meclisleridir. Bizdeki meclisin ismi de Türkiye Büyük Millet Meclisi oluyor. Meclis yaptığı bir kanunu yorumlama yapıyorsa, burada neyi kastettiğini açıklamaya çalışıyorsa Buna yasama yorumu adını veriyoruz. Ancak şöyle bir anekdotumuz var. 1961 Anayasası ile birlikte yasama yorumu kaldırılmış. Öncesini ve şu anki durumunu konuşalım. 61 Anayasasından önceki tarihlerde Türkiye'deki kanunlar çok geniş kapsamlı, her konuyu düzenleme gayesi olan kanunlar değildi. Ve aynı zamanda buradaki kanunlarda böyle her türlü kuralın devamındaki hususlar kanunun kendi maddesi içerisinde veya mevzuatın kendi maddesi içerisinde yer almıyordu. O yüzden de yasama organı bir kanun yaptığı zaman orada ifadeler cümleler tam olarak olayla ilgili sonuç doğurmadığından dolayı bir de yorum getiriyordu meclis. Ben bu cümlede yani kuralda kanun maddesinde şunu demeye çalıştım. Bunun sonucundaki şu uygulamalar şöyle yapılır. Yani kanun maddesine bir anlamda açıklama getiriyordu meclis. Buna işte biz yasama yorumu diyoruz. Ama 61 Anayasası ile birlikte artık kanunlar teknik ayrıntıya bürünmüş halde. Tahmin edilen her şey kanun metninde oluşturulmuş. Uyuşmazlıkların her türlü çözümü tahmin edildiği kadarıyla kanun ne yazılmış. Her türlü ayrıntıya bürünmüş kanunlar. O yüzden de artık 61 Anayasası ile birlikte meclisin yaptığı kanunlara yorum getirmesine gerek kalmamış. O yüzden de ülkemizde 61 Anayasası'ndan sonra günümüzde yasama yorumu uygulaması bulunmuyor. Diğer yorum türleri bulunuyor. Onlara bakıyoruz şimdi. İdari yorum, idari mercilerin görevlerini yerine getirirken bir hukuk kuralına ilişkin yapacağı yorumdur. Mesela belediye bir idari organ. Ne yapıyor? Örneğin asfalt, kaldırım yapıyor. Neye göre yapıyor? İlgili kanun ya da kanunların kendisini görevlendirmesi üzerine yapıyor. Belediyedeki ilgili organlar kanun açıyor. Hı, evet bize mahal meskenlerde asfalt ve kaldırım yapma görevini kanun vermiş. Peki bunu neye göre nasıl yapıyorum? Kanunu okuyorum diyor ve oradaki ifadeleri yorumlayarak ilgili faaliyeti gerçekleştiriyorum diyor. Yani kamu kurumundaki organların ilgili mevzuatı, kanunu okuyup yorumlaması ve sonuç çıkarmasına idari yorum adını veriyoruz. Yargısal yorum dediğimizde yargı organının davada karar verirken bir kural ilişkin yapacağı yorumdur. Daha sonra bunlardan baya baya bir konuşacağız yeri geldiğinde. Davaya görmekte olan hakim olayı inceliyor. O olayla ilgili kanunun ilgili hükmünü buluyor. Okuyor. Ha, demek ki burada şöyle yaparak karar veriyormuşum diye bir yorumlamaya gidiyor. Buna da yargısal yorum adını veriyoruz. Bilimsel yorum tabii ki adından da anlayacağımız üzere hukukçu bilim insanlarının bir hukuk kuralına ilişkin yapacağı yorumdur. Hukukçu bilim insanı bir maddeyi kanundaki okur ve burada uygulama şöyle yapılmalıdır. Burada kanun şunu kastetmektedir diye yoruma gidiyorsa buna da bilimsel yorum adını veriyoruz. Yorum türleri bu bir de yorum yöntemleri var. Tamam düz yorumlama halinden bahsettik yorumlayarak sonuca varma ama ne yaparak yorumlama ve sonuca varma bu da yorum türleri dediğimiz alt konu başlığımız oluyor. Yorum türlerine bakmaya başladığımızda ilk bahsedeceğimiz yorum türü deneyimsel, diğer ismiyle lafzi yorum. Neymiş deneyimsel lafzi yorum? Hukuk kuralı yorumlanırken o kuralın sadece cümle yapısı göz önünde bulundurulur. Yani diyelim ki sen yorumlama yapan ilgili organsın, kişisin. İlgili kanun maddesini okuyorsun ve burada yorumlarken sadece Türkçe cümle anlamına bakıyorsun. Başka hiçbir şeye bakmıyorsun. Buna deneyimsel lafsi yorum adı veriliyor. Lafsi cümle yorumu. Buradan bağlayabiliriz. Tarihsel yorum dediğimizde neymiş bu? Hukuk kuralı yorumlanırken o kuralın konulduğu tarihteki süreçler ile durumlar ile bu noktada kanun koyucunun o tarihteki tutumu göz önünde bulundurulur ve ona göre yorumlama yapılır. Yani diyelim ki o kural 1970 yılından beri yürürlükte. Burada yorumlama yaparken 70 yılındaki durumları gözden geçiriyorsun. O tarihte ekonomik durumlar nasıldı, siyasi durumlar nasıldı, ceza yükümlülükler nasıldı. Kanun koyucu o tarihte bu kuralı koyduğu için o süreçteki halleri göz önünde bulundurarak ona göre bir yorum yapıyoruz günümüze dair. Buna da tarihsel yorum adı veriliyor. Amaçsal yorum dediğimizde burada da neymiş durum? Hukuk kuralı yorumlanırken kanun koyucunun o kuralı koymasındaki amaç gözünde bulundurulur. Yani cümle anlamından ziyade o tarihteki durumlardan ziyade bu kural hangi amaçta konulmuş ona göre göz önünde bulundurarak yorumlama yapılıyor. Sistematik yorum dediğimizde bu da şu oluyor hukuk kuralı yorumlanırken o kural ile ilişkili diğer hukuk kuralları göz önünde bulundurulur. Yani A konusunu düzenleyen bir kural var bir kanunda ama bu A konusunu düzenleyen başka bir kural da başka bir kanunda var. Bu kural yorumlanırken buradaki kural da göz önünde bulunduruluyor. İkisi paralel düşünerek yorumlanıyor. Buna da arkadaşlar sistematik yorum adını veriyormuşuz. Burası böyle. Yorum araçları var bir de baktığımız zaman. Bunlar da kısas ve zıt kanıt olmak üzere iki farklı şekilde karşımıza çıkıyor. Kıyas, zıt kanıt. İlk önce bir kıyasa bakalım. Kıyas neymiş? Daha önce bir hukuk kuralı ile sonuca bağlanan bir hukuki olayın yeni bir hukuki olay ile bağlantısı göz önünde bulundurarak aynı hukuk kuralının bu yeni hukuki olayla ilişkisini ortaya koymaktır. Yani bir hukuki olay var. Bu yargı sürecinde ele alınmış ve bir kural ile bu olay çözülmüş. Ancak daha sonra yeni bir olay yaşanıyor. Daha önceki olayı çözen kuralla bu olayın bağlantılı olduğu ortaya konuluyor. Bu olayı çözen kural bu olayda da benzer şekilde yorumlanarak ilgili uyuşmazlık çözülüyor. Buna biz kıyas adını veriyormuşuz. Zıt kanıt ise bunun biraz daha tam tersi olacak arkadaşlar. Hukuk kuralının daha önce hükme bağladığı hukuki olaylar göz önünde bulundurularak bu hukuki olayın dışında kalan yeni hukuki olaylara bu kuralın uygulanmayacağının kabul edilmesidir. Bak tam tersi. Bir daha geliyorum kıyasa. Kıyaslamasını yapalım. Daha önce bir hukuki olay varmış, bir kuralla bu olay çözülmüş, yeni bir hukuki olay yaşanıyor benzer. Bu olayı çözen kural bunu da çözsün demek kıyas. Ama zıt kanıt tam tersi. Bir hukuki olay yaşanmış ilgili hukuk kuralı bu olayı çözmüş. Daha sonra benzer bir hukuki olay yaşanıyor ama temelde biraz farklılık arz ettiği için bu olayı çözen kural bu olayı çözerken kullanılmasın demek zıt kanıt dediğimiz durum olarak ifade ediliyor arkadaşlar. Bu da hukukta yorumlama halinin genel konu içeriğiydi. Bunu da ifade etmiş olduk arkadaşlar. Bu videomuzu burada tamamlıyoruz. Diğer videoda görüşmek üzere.